Merhaba, Tufan. Merhaba, ben Baran. Merhaba Baran, nasılsın? İyiyim abi, sağ ol, senden ne haber? Sağ ol, iyiydim. İlk defa gömlekten görüyorum bugün seni. Arada bir oluyor, tişörtlerim bitti de o yüzden. Bitti. Bitti, aynen. Baran, şu liderlik ve yöneticilik diye iki kavram var. Bugün biraz onu konuşalım mı? Konuşalım abi, hatta biraz girmeye çalıştık. Daha doğrusu girsek mi diye düşündük, girmedik. Sonra tekrar bakarken bu daha önceki videolardan birinde biraz kültüre girmiştik. Evet. Kültür evet. Nereden gelir diye. Ondan sonra biraz kendi aramızdaki tartışmalarda balık baştan kokar mı acaba diye bir sorular geldi. Ya buna bir gün girelim demiştik. O liderlik yöneticilik tartışması esasında tam bu noktada. Tam bu noktada ve kültürle çok ilişkili bence. Aynen aynen aynen. Aslında ayıklamak gerekirse lider kültürü yaratan adamdır. Yönetici kültürü yaşatan adamdır diyebilir miyiz? Lider bir yön gösteren, lider bir şeyi yaratılmasını sağlayan, bir şeyi araştıran adamdır. Yönetici de bir şeyi uygulayan adamdır diyelim ve bunun içerisinde kültür yaptıkları şeylerden biri. Vizyon başka bir tanesi, strateji başka Tabii. bir tanesi, bir tanesi de. En büyük fark zaten bu kimlik, asıl varoluş amaçları. Liderin amacı bir yön gösterip serbest bırakmak. Yöneticinin amacı ise bu iş budur deyip gösterip onun uygulanmasını sağlamak. Bir uygulama ve execution modunda olması lazım yöneticinin. Liderin ise açık fikirli, araştırmacı bir modda olması lazım. Çok doğru ama zaman zaman da aslında iki kavram çok iç içe giriyor. Yani yöneticinin de alıp götürmesi gerekiyor. Yöneticinin de ileriyi göstermesi gerekiyor. İkisi bence çok iç içe kavramlar. Ama liderin özelliği demin de dediğim gibi kültürü yaratmak, bu kültür vizyon kültürü olabilir, bu vizyon vizyonsuzluk kültürü bile olabilir. Hı hı. Ne yarattığı önemli değil. Doğruyu yanlışı konuşmuyoruz şu anda. Şu anda yaptığı işi konuşuyoruz diye düşünüyorum. Aynen. Dolayısıyla liderin götürdüğü yere yönetici götürür diyebilir miyiz? Liderin tasarladığı, götürmek istediği yere Doğru. yönetici götürür. Ama şöyle de bir şey var tabii. Şimdi böyle dediğimiz zaman bir organizasyonun bir lideri bir de yöneticisi olması lazım gibi bir laf da çıkıyor. Üç aşağı beş yukarı ama öyle bir çift başlılık çok da mümkün bir şey değil. Doğru. Biraz doğru bir şekilde bu iki özelliği kendi içerisinde irdeleyebilen, dengesini kurabilen ve ekiplerine bunu hissettirebilen, ekiplerini doğru şekillerde yönlendirebilen insanlar olması lazım esasında. Baştaki insan. O baş dediğimizde liderlik vasıflarıyla yöneticilik vasıflarının beraber olması lazım esasında. Doğru. Aslında dediğin çok doğru. İkisi iç içe, çok iç içe. Şöyle düşünelim. Şirketin en başındaki CEO olabilir, genel müdür olabilir, patron olabilir, kimse. Aslında vizyonu yapan onun olması lazım. Dolayısıyla onun lider olması gerekiyor. Ama departmanlara indiğimiz zaman da departman liderleri de olması lazım. Hı hı. Dolayısıyla aslında yöneticilerin liderlik vasıflarını taşıması gerekiyor. Ama her zaman olamıyor bu. Olamıyor. Zaten dikkat edersen şirketlere baktığımız zaman liderlik akademisi diye bir şeyler var. Evet. Her yerde var neredeyse ama yöneticilik akademisi diye bir şey yok. Belki o baştaki insanların yönetici olabilmesine kesin gözüyle bakıyoruz ve liderliği sonradan edinilmesi gereken bir şey diye bakıyoruz. Ama ben mesela orada... baştan beri ikisi kendi içerisinde olan şeyler. Nasıl bu iş modelinden bahsederken iş modeli bir organizasyon içinde olabilir, birey içinde olabilir. Business model you dedik. Hı hı. Liderlik de aynı şekilde. Hangi seviyeden baktığın zaman, ne yaratmak istediğin zaman ona göre her seviyede bir liderin ve bir yöneticinin aynı insan içerisinde bir şekilde birleşmiş olması lazım. Evet, evet. Yöneticilik... Sözünü kestim. İkimizin de katıldığı nokta bu. Aynen. Yöneticilik biraz daha metodu takip etme ve o metodu takip ederken, işleri takip ederken verimli bir şekilde bir şeyleri hayata geçirebilme, uygulayabilme yetkinliği. Execution. Liderlik ise nereye gideceğini gösterebilme, görebilme ve insanları heyecanlandırabilme, motive edebilme, takipçi oluşturabilme yetkinliği. Bu en tepede belki liderlik biraz... tartıda daha ağır basıyor. Aşağılarda belki biraz daha az hafif basıyor ama bakarsak organizasyonun her seviyesinde herkes birilerine liderlik etmek zorunda. Bu tepeye geçtiğimiz zaman liderlik %100, en aşağı indiğimiz zaman liderlik %0 demek değil. Doğru. Tepeye gittiğimiz zaman yöneticilik %0 da demek değil. Yöneticilik her zaman önemli bir kriter. İki kişilik ekipte bile bir lider oluyor. Aynen İster istemez oluyor. Liderlik akademisi dedin. Liderlik sence öğretilebilir bir şey mi? Liderlik hatırlanabilir bir şey. Öğretilmesi çok zor. Çünkü esasında liderlik insanların içerisinde olan bazı yetkinliklerden geliyor. Hepimiz fikirlerimizi anlatabilmek istiyoruz. Hepimiz dışarıdan destek alabilmek istiyoruz. Ama egolardan dolayı, öğrenilmişliklerden dolayı, tecrübelerden dolayı, kontrole sahip olma isteğinden dolayı o liderliğimizi biraz
törpülüyoruz. Yöneticiliğe daha fazla kayıyoruz. Liderlik öğretilebilir mi? Liderlik üzerinde çalışılabilir diyeyim. Hı hı. Ama öğretilebilir mi ondan emin değilim. Ama liderliğin hatırlanması lazım. Hatırlanması lazım. Belki de bazıları da hiçbir zaman lider olamayacaklar. Olabilir. Olabilir. Yani, onu da baştan kabullenmek lazım. Bazı çok iyi yöneticiler tanıyorum. Liderlik vasıfları maalesef çok minimumda. Yani şöyle bir gerçek var. Yöneticilik bir yetkinlik seti. Evet. Liderlik bir davranış özelliği. Davranışları öğretmek gerçekten çok zor. Davranışları değiştirmek gerçekten çok zor. Zaten kültürün değişimindeki zorluk da bu davranış değişikliğiyle alakalı olmasından geliyor. Liderliği o yüzden sonra da oturtmak bayağı zor bir konu. Ama yöneticilikle ilgili yetkinlikler öğretilebilir. Ama liderliğin öğretilmesi gerçekten çok zor. Ama liderlik akademisini biz bu anda geçersiz mi kıldık bu lafımızda? Ona çok katılamıyorum. Hayır. Çünkü lider o davranışı kullanmak için nerelerde kullanman lazım, nasıl kullanman lazım, hangi ufak tefek araçları sahip olman lazım, hangi bakış açısına sahip olman lazım, bunların gösterilmesi gerekiyor insanlara. Aslında bu liderlik akademilerinin sonuçlarının bir şekilde ölçülebilmesi lazım. Böyle bir araştırma var mı acaba? Çok merak ediyorum. Benim bildiğim yok. Güzel bir soru esasında. Yani ölçebilsek liderliğin ne seviyede kullanıldığını ve onun etkilerinin ne olduğunu ve yöneticilikte farklı sonra nelerin değiştiğini görebilsek. Çok çok güzel bir araştırma olur gerçekten. Belki de vardır araştırıp. Belki vardır. Bir bakalım ona bir daha seferim. Baksak güzel olur. Şey yaparız. Ama liderlik öğretilemez lafına ben biraz uzak kaldım galiba bu durumda. Çünkü hatırlanması gereken bir şey olduğuna inandığım için. Hı hı. Hani bir yetkinliği öğretmek gibi değil gerçekten. Bir davranışı simüle etmek esasında liderlik eğitimi. O liderlik davranışı simüle ettirmek. Zaten bu bir tünel gibi düşünelim. Herkes bu bir huni gibi düşünelim. Herkes o huninin altından lider olarak çıkmayacak. Ama bazıları o davranış biçimlerini kendilerine uygun olduğunu görerekten çıkacak. Ve bazıları da kendilerine uygun olmadığını görerekten çıkacak. O kısmı İçinde var. Yoksa tamam. Liderliği öğretemezsin konusunda tamam. Anlaşalım bence. Bence bunu anlaşalım. Hakikaten içinde yoksa öğretilebilecek bir şey değil. Ama bazı yetenekler, bazı birikimler varsa çıkartılabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Ben biliyorsun çizmeyi hiç bilmeyen bir adamdım. Son bir haftada bilgisayarım tamire gittiğinden beri çizgiyi öğrendim. Ya yani şöyle ben de o konuda çizim konusunda ya Baran sen çok güzel çiziyorsun diye yorumlar alırım. Ve ben bir gün çizemiyordum ve ertesi gün çizmeye başladım. Çünkü bir insan bana çizmenin ne demek olduğunu, ne kadar basit olduğunu sadece hatırlatması gerekti. Aynı şekilde. Çizim bir davranıştı, bir yetkinlik değildi. Yani tabii ki bir sanatçıyım pozunda takılmıyorum burada. Öyle bir yetkim yok. Hatta kardeşim benim çizimlerini çok küçümser. Çünkü adamın deli gibi güzel kalemi var. Ama derdimi anlatacak kadar çizebiliyorum. Ve bir gün önce çizemiyordum. Bir gün sonra biri bana o çizimlerin hepsinin yuvarlak, üçgen, kare, çizgide oluştuğunu gösterdi. O gün çizebilmeye başladım. Aynı şeyi ben de yaşadım ve son bir hafta 60 yaşından sonra yaşadım. Liderlik de böyle bir şey. Evet. Yani varsa çıkartılabilir. Evet. Ama yoksa da yaratılabileceğini hiç zannetmiyorum. İçimizde olan şeyleri bir şekilde çıkarmamız lazım. En başa dönelim, çocuk oyunlarına dönelim. Çocuk oyunlarında bir grup çocuk bir araya geldiği zaman içerlerinden biri o liderlik pozisyonunu hiç kimseye sormadan, oylama yapmadan, bir şey yapmadan doğal olarak üstleniyordu. Evet. Hepimiz bunu yaptık ve farklı bir ortamda herkes liderlik pozisyonunu başarılı veya başarısız bir şekilde üstlenmiştir çocuk oyunlarında. Liderlik Akademisi de bizi biraz o günlerimize götürüyor zaten. Yani o içimizde olan şeyi. Her çocuk başarılı bir lider, sonuca gidebilir bir lider değildi belki oyunlarda ama her çocuk bunu üstlenebiliyordu. Hı hı. O yüzden biraz o insanın çocukluğunda ne vardı, ne yoktu, neler yaptı onları fark edebilirsek akademiden çıkacak insanların da kimler olduğunu görebiliriz. Ama şunu da unutmamak lazım. Yöneticilik de, yöneticilik yetkinlikleri de sanki popülerlikte biraz düşmüş olsa bile her zaman üzerine gidilmesi gereken bir konu. Çünkü en nihayetinde şirketler büyüdüğü zaman onların belli tahmin edilebilir, planlamaları gereken bazı süreçleri ve yaptıkları işler olacak. Ve birilerinin onu yönetmesi lazım. Çünkü o şirketin ana damarlarından en büyük damarı belki. O liderlik vasfı ile ise yeni işlerin neler olduğunu, insanları özgür bıraktığımız zaman neler çıkabileceğini keşfedilmesi lazım. Ben o kadar şey yapmıyorum. Lider o kadar az ki. Var olanları da bulmamız gerek. Çünkü ihtiyacımız var diyorum. Kesinlikle doğru abi. Kesinlikle doğru. Aslında bunu başta kültürle bağlamıştık. İstersen kültürü ayrı konuşalım. Şimdi bir kahve içelim. Ne dersin? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bu konu uzadıkça uzar. Biz kahveyle bir mola verelim. Toparlayalım onları. Ondan sonra tekrar gelelim buraya. Evet. Bu videomuzu da izlediyseniz
ve beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı, sorularınızı yazın, muhakkak yanıtlayacağız. Bu arada Twitter'da planlı model mi hashtagini de takip ediyoruz. Oradan da sorularınızı bize iletebilirsiniz. Özellikle yorumlarınızı ve konuşmamızı istediğiniz konuları sizlerden bekliyoruz. Çok teşekkürler.